Saniyede 24 Kare'den ve Yunanistan Gezi Rehberi'nden herkese merhabalar. Birinci bölümünde Yunanistan'ın yolu rehberini, ikinci bölümünde ise Dede Ağaç Kavala Gezi Rehberi'ni sizlerin dikkatine sunmuştuk, yayınlamıştık. Bu bölümde ise Selanik Gezi Rehberi ile karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz. Selanik kenti oldukça önemli bir kent ve ismini de Büyük İskender'in kardeşi Teselanik'ten alan bir kent. Hem Yunanistan için hem Osmanlı İmparatorluğu için hem de Türkiye için oldukça önemli. Zira sizin de bildiğiniz üzere Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Aynı zamanda dediğim gibi hem Yunan mitolojisi için hem Yunan tarihi için hem de Türk tarihi için çok önemli yapılar barındırıyor. Selanik'te ben 3 günlük bir gezi planladım. Selanik deyince, tatil deyince hemen aklınıza Halkidikya gelebilir. Benim de aklıma geldi ama dediğim gibi Yunanistan'da bir gezi turu planladığım için, kültür turu planladığım için Selanik'te ve özellikle gidiş gelişlerin problem olmaması ve mümkün olduğu kadar da canın da denize girebilmesi için ben Halkidikya'dan değil de hemen Selanik'in 20 kilometre güneyinde kalan bir yazlıkçı kenti hüviyetinde olan Agia Triada semtinden, mahallesinden bir otel kiraladım. Planım birinci gün Dede Ağaç yolculuğundan sonra Can'la beraber denize girmek. İkinci günün tamamında Selanik'te bir kültür turu yapmak. Yine üçüncü günde de dinlenme için deniz tatili yapmak, denize bol bol girmek ve canın da keyfini yaptırmaktı. Çünkü Selanik'te onu oldukça fazla yürütecektim. Tam da böyle oldu. Dede Ağaç'tan 3,5 saatlik bir mesafe sonrası Selanik'te Agia Triada'da olduk. Tuş olduğum otel hemen sahil kenarında bir oteldi. Otele varır varmaz biraz dinlenmemizin faydalı olacağını düşündük. Bir kahveden sonra ise artık deniz vaktinin geldiğini anladık. Sonrasında hemen otelimizin önündeki otelin kenti plajına gittik ve akşama kadar orada bir deniz keyfi yaptık. Deniz oldukça temizdi, oldukça güzeldi. İlk başta dalgalıydı ama akşama doğru o dalga azaldı ve dupduru bir su vardı karşımızda artık. Zaten özellikle 5'ten sonra plajda oldukça fazla dolmaya başladı. Yunanistan'da karşılaştığımız klasik manzara, ayrılmış özel plajlar, o plajların her yerine gelen kendi sandalyesini ya da şezlongunu atan ailelerle beraber dolu dolu bir plaj olmuştu. Denizin keyfini çıkarmıştık. Akşamın da keyfini çıkarmak için hemen söylemiş olduğum gibi hemen orada bir yazlıkçı kenti ve yazlıkçı kentinin hemen bizim otelin yan tarafında deniz tarafındaki sokak ağaç araç trafiğine kapatılmıştı. Orada restoranlar, kafeler, fırınlar, işte dondurma satan mekanlarla doluydu. Biz hemen orada gidip bir akşam yemeği yemeye karar verdik. Akşam yemeğimiz yine oldukça keyifliydi. Irmak her zaman olduğu gibi kendine bir deniz ürünü satın aldı. Kalamar, kocaman bir porsiyon geldi. Şunu söylemeyi unutmayayım şimdi aklıma gelmişten. Yunanistan'da söylediğiniz her yemek kocaman porsiyonla geliyor. Yine ortaya olmazsa olmazımız Yunan salatası, Grek salatası söyledik. Yine o da kocaman porsiyon. Ben kendime sardunya söyledim can da yesin diye. Aynı zamanda kızarmış peynir. Gerçekten dolu dolu yediğimizi söyleyebilirim. Çok da keyifliydi. Mekanın ismini unuttum ama fotoğrafını çekmiştik. Bu aklınızda bulunsun. İkinci günün planı Selanik şehir turuydu. Selanik'e gidip yaklaşık 10-12 saat boyunca planladığımız rotalarda görmek istediğim yerleri görmek amacındaydım. Tam da öyle oldu. Saat 11 gibi Selanik'e ulaştım. Haritada Atatürk'ün evini işaretlemiştim. Atatürk'ün evini işaretlediğim yere geldiğimde de boş bir park yeri buldum araba için ve oraya park ettim. Sonrasında da şehir turuna başladık. İlk durağımız elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün doğmuş olduğu Selanik'teki evdi. Oraya gidince duygulanmamak gerçekten elde değil. Duygusal bir ziyaretti orası. Bunun yanında şunu da söyleyeyim, orada çok kibar görevliler vardı. O görevlilere de şimdiden teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün evinden çıkmadan önce Can'a da elbette bilgiler verdik. Can'a da durumu anlattık.
Sonrasında gezimize devam ettik. Şöyle bir rotamız vardı. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün evinden aşağı doğru denize doğru yürüdüğünüzde Selanik'te görmeniz gereken bazı yerleri görüyorsunuz, önden geçiyorsunuz. Bunun ilki Yorgo Rotundası'ydı. Yorgo Rotundası'nın önünden geçtik. Tarihi bir yapı, içine girmedik. Ondan sonra aşağı doğru salındık ve Galerius Kemeri'ne geldik. Galerius Kemeri benim açıkçası çok hoşuma gitti. Hele o üzerindeki heykeller gerçekten büyüleyiciydi. Sonrasında o yoldan direkt aşağı ilerlediğimizde sahile ve Beyaz Kule'ye varacaktık. Aynen öyle oldu. Direkt aşağı doğru yürüdük. Sahile, Selanik sahiline, Selanik kordonuna geldik ve Beyaz Kule'yi gördük. Beyaz Kule, Selanik'le ilgili fotoğraflarda ilk kullanılan tarihi yer. Selanik'e giden herkes o Beyaz Kule'yi bir kere görüyor. Biz de gördük. Önünde de fotoğraf çektirdik. Ancak Beyaz Kule'ye de çıkmak istedik. Kuyruk çok kalabalık değildi. Kuyrukta bekledik aşağı yukarı 10-15 dakika. Kişi başı 6 euroydu. Çocuklardan ücret almıyorlardı. Yunanistan'a gidip buraya kadar gelmişken Beyaz Kule'ye çıkmak istedik ve çıktık da. Beyaz Kule hem dışarıdan çok görkemli ve çok güzel gözüküyor hem de yukarı çıktığınızda 360 derece Selanik şehrini gezmek, Selanik şehrine doya doya bakmak oldukça keyifliydi. Herkese tavsiye ederim Beyaz Kule'de. Sonrasında Beyaz Kule sonrası biraz dinlendik. Dinlendikten sonra yolumuzun üstünde yine oldukça önemli bir yapı vardı. Aristoteles Meydanı, Aristo Meydanı. Bu çok kadim bir yapı değil. 1900'lerin başında yapılmış bir meydan ama meydan şehrin içerisine öylesine işlemiş ki meydan o kadar görkemli ve o kadar iyi tasarlanmış ki büyülenmemek elde değil. Bu deniz kenarında bir meydan olarak düşünmeyin. Deniz kenarından başlayan belli bir tarzı ve mimari yapısı olan bu belli tarz ve mimari yapısı daha şehrin içeriye kadar etkileyen bir yapı olarak düşün Aristoteles Meydanı'nı. Aristoteles Meydanı bu konuda çok büyüleyiciydi, çok takdir edilesiydi, hayran kalınasıydı. Yine oradan Selanik deyince akla gelen ilk caddelerden bir tanesi olan, belki de en ünlü caddesi olan Smiski Caddesi'nden yürüyerek Ladadikya bölgesine geldik. Ladadikya bölgesi de Selanik'in eğlence bölgesi. Ladadikya bölgesinde İlk gittiğimizde henüz akşam yemeğine vardı. O yüzden serinlemek ve dinlenmek için bir şeyler içtik. Tekrar yürümeye başladık. Yine Tsimiski Caddesi'nden çıktık. Bu sırada her ihtimale karşı cana bir dilim pizza satın aldık ki oralarda çok meşhur dilim pizza. Bizim tavuk döner, et dürüm gibi meşhur bir şey. Dilim pizzayı aldıktan sonra bu sefer başka bir rotadan Yunanistan Selanik Ayasofya'sına girdik. Selanik'in en büyük dini yapısı. Yine oralardan, ara sokaklardan, Selanik'in içerisinden geçe geçe Ladadikya'ya vardık. Mekanlar dolmaya başlamıştı. Biz de hoşumuza gidecek bir mekanı bulduk. Bu mekanda oturduk. Bu sefer Irmak ahtapot söyledi. Ben tavuk söyledim. Yine ortaya bir Yunan salatası ve akşam yemeğimizi yaptık. Karanlık oldu. Tsimiski Caddesi'nden tekrar yürüdük. Yürürken de şehrin dokusunu, şehrin insanlarını, şehrin dükkanlarını, şehrin yapısını iyice içselleştirdik ki biraz önce söylemiş olduğum gibi bir gece o sokaklarda yürümek şart. Sonra gece karanlığında bu sefer sokak ışıklarının aydınlığında Atatürk'ün doğduğu, atamızın doğduğu evi selamlayarak arabamıza bindik ve tekrardan Agia Triada'ya geri döndük. Selanik'in 3. gününde hedefimiz tam olarak bir dinlenmeydi. Sabah kalkacaktık, kahvaltımızı yapacaktık. Sonrasında akşama kadar denizde kalacaktık. Can bol bol yüzecekti. Biz canla bol bol yüzecektik. Can bol bol yüzecekti, bol bol oynayacaktı. Biz bol bol dinlenecektik. Pizzalarımızı yiyecektik. Can tekrar yüzecekti ve akşamı bu şekilde yapacaktık. Aynen öyle oldu. Bol bol yüzdük. Hava da çok güzeldi. Deniz de çok güzeldi. Can da çok eğlendi. Akşamleyin de yine o bahsettiğim trafiğe kapalı sokakta daha hafif bir şeyler yiyerek gecemizi bitirdik ve Atina'ya doğru yola çıkmaya hazırlanmaya başladık. Çünkü planımızda
sabahın 6'sında Selanik'ten ayrılmak ve öğle 12-1 gibi Atina'ya varmak vardı. Selanik gezisiyle ilgili planladığım her şey olmuştu. Hem bol bol denize girmiştik, can bol bol denize girmişti. Böylelikle Selanik'te yapmış olduğumuz ve bol bol yürüdüğümüz kültür turunda can çok fazla bunalmadı. Hem Selanik'le ilgili yaklaşık 10-11 saat şehir merkezinde kaldık. Gezmek istediğimiz yapıların, görmek istediğimiz yapıların çok çok büyük bir çoğunluğunu gördük ve orada da gerçekten iyi zaman geçirdik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık, güzel yemekler yedik, güzel insanlarla karşılaştık. Herhangi bir problem olmadan Selanik turunu bitirip Atina'ya gitmek bizim için oldukça önemliydi. Selanik güzel bir şehir, özellikle Selanik merkezde çok fazla değişik insanla karşılaştık. Sokaklar renkli renkli, cıvıl cıvıl, her türden insanlar vardı. Hep Selanik'le ilgili söylenen Yunanistan'ın entelektüel kesiminin en çok bulunduğu, kültür sanat hayatının en çok coşkulu yaşandığı yerlerden birisi yorumunu biz de yaşadık, gördük, katılıyoruz. Aynı zamanda Yunanistan ile ilgili İzmir'e benzer söylemleri de var. Gerçekten İzmir'e benziyor ama İzmir kadar büyük değil, daha küçük ve daha komplike bir yer. Oldukça keyifliydi Selanik. Herkese tavsiye ediyorum gerçekten. Şimdi Selanik hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Ancak anlatmayı unuttuğum, hatırlayamadığım noktalar olabilir ve sizin de merak ettiğiniz bazı noktalar olabilir. Lütfen bu videonun altına bunlarla ilgili sorularınızı sorun, yorumlarınızı yapın. Yunanistan Gezi Rehberi'nin en son bölümünü bir soru cevap bölümü olarak yapmak istiyorum. Bu sorularınıza da orada gerekli detaylı cevaplar verebilirim. Böylelikle herkes için işe yarayacak bir gezi rehberi inşa etmiş oluruz hep beraber. Beni şu ana kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüz Atina Gezi Rehberi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.